Şimdi ben bunları da bu sözde kişi, yani vallahi utanmalısınız ya böyle bir adam olduğu için. Gerçekten inanılır gibi değil yani. Ya sevgili izleyiciler, yani Jasad'ın yaptığı bütün emekler de mi turizm? Biz burada bir 15 yaşındaki kızın katilini arıyoruz ve çocuk 10 yıldır ortalıklarda yok. 10 yıldır çocuğu ortalıklarda görmediği halde yani 500 metre ileride oturan Halil de suçlu değil mi? Bence suçlu. Bilip susanların hepsi suçlu. Açık ve net yani. Hiç şey yapmasınlar, kıvırmasınlar yani. Oğlunuz gelecek şimdi. Yasin'le konuşacağız. Yasin önce yayına gelmek istemedi. Sonra gelmeye karar verdi. Sonra başka bir şey söyledi. Şimdi stüdyoya gelmeye karar verdi. Yasin bir gelsin. Bir göreyim lütfen kendisini. Siz de göreceksiniz. Buyurun. Alalım Yasin'i. Gel Yasin'cim. Hoş geldin. Buyurun, merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Önce bir tereddüt ettin. Gelmek evet. istemedin. Birazcık şey ettim, sonra geldim. Gelmeye karar verdin. Evet. Ablanı konuşuyoruz bak. Ablanla evet. ilgili senin anlatacağın hatır. O zaman kaç yaşındaydı? 8. Peki. Nereye oturmak istersin? Şuraya annem, oturayım. Baban? Şuraya otur. Ortaya oturayım. Aynen. Peki babaya da yakın durmak istemedin. Önce ben Yasin. Bazı şeyleri ben çok fazla açık sözlü bir insanım. Bunun da hiçbir zaman zararını görmedim. İlk etapta insan zararını görmüş gibi oluyor ama. Evet. Böyle durduğum için de, açık sözlü olduğum için de kazandığımı düşünüyorum. Şimdi aynı şekilde sana da öyle davranacağım. Senin de aynı şekilde davranmanı istiyorum. Evet, dinliyorum. Sonuçta senin ablanın, üzgünüm bunu konuştuğumuz için ama artık yetişkinsin. Evet. Cinayetini konuşuyoruz. Annenle baban da diyor ki, ne biliyorsak biz biliyoruz diyor. Fakat sen bu stüdyoya geldiğinde annem önce burada başka bir stüdyodan canlı yayına katılmak istedi. Sonra arkasından annenin olduğu stüdyoda olmak istemedi. Evet. Annene öfkelisin. Hala da öfkeliyim. Hala öfkelisin. Burada olmak istemedi senin burada olduğun için. Olabilir. Kızgınsın. İyi doldurulmuş. Evet. Cinayetle mi ilgili kızgınsın? Oğlum ben seni kızgınsın? Doldurdum mu? Nasıl? Doldurdu diye ya. Yok, doldurma. Buradan gelmeni ben istemedim mi oğlum senin? Evet. Hı, ben istersen. Gelmeyecektim ilk başta. Babam git dedi oğlum dedi. Cinayetle nasıl? Neden kızgınsın? Aynen. Cinayetle mi ilgili kızgınsın? Yok, o öbür olaylardan. Tamam, ama bizim konumuz şu anda öbür olaylar değil. Evet. Daha sonra onunla ilgili, yani çünkü o daha sonra annenle oturup konuşacağınız, sizin baban da yani ne olur bilmiyorum, annen ne olur bilmiyorum ama ailece konuşup şey yapacağınız bir olay yani. Evet. Ve yerinde boşanma davaları var bu arada annenle babanın. Ne düşünüyorsun boşanma davası ile ilgili? Artık yapacak bir şey yok diyelim. O anasını buldu, beni ne çekti devam. Kendi kararlarını verdi. O anasını buldu, beni ne çekti? Annen de sana kırgınmış. O annesini buldu diyor. Babanın sevgilisi, şu anki sevgilisinden bahsediyor. Yok, o benim annem değil. O benim sadece ablam. Deli de o. Ablam diyor. Hayır. O zaman benim yanıma niye gelmemiş? Ya da oğlum şuraya otur. Ya da otur. Hayır, gelmem. Gelme diyor. Kendi bilir. Bir haftadır burada demem. Niye gelmedi? Ha, bu hafta sen niye gelmedi? Bayramda biraz vakit geçirdiniz ama niye gelmedi diyorsun? Gittim annenin. İki gün annenin yanına gitmedin mi? Yok. İki gün zaman geçirdik ha. Keşke küçükken. Burada ben koyayım gidelim hepsini. Olsun, annesisin Yasin. Öyle yapma. Hayır demem. Ben olamamışım. Yine senin derdindeyim. Bugün yaşamamaya şey yok. Yani bırakıp gitseymişim derken şükür kaybolduktan sonra mı bırakıp gitseymişsin? Yok, sizi bırakıp gitmekten bahsetmiyorum. Yanlış anladım. Ben anladım onu da. Doğru mu anladım? Kızımla beraber ben de kaybola gitseydim keşke. Ha, öncesinde. Kızımı da alıp o evden gitseydim. Aynen. Niye oğlun gözüne bakamıyorsun? Bakmayın lütfen. Çünkü anası olmayana kimsesi olmaz ama yarın bilecekler ama o zaman da inşallah beni kaybetmemiş olurlar. Hayır, hayır öyle mi olur mu? Hayır, Allah seni evlatlarına bağışlasın Mustafa'ya da öyle de böyle anne babasınız ben yani. Ben dayanamayacağım. Yani kalbim dayanmayacak. Hayır. Hayır. Gerçekler ortaya çıkarsa diyorsun, cesedi bulursa kalbin dayanmayacak. Anne. Aynen. Dayanmayacak. O zaman beni kaybedecekler. Ceset bulundunca, gerçekler ortaya çıkınca benim yanımda durmayacağınız için pişman olacaksınız diyor. İnşallah çıkar. Hiçbiriyle görüşmeyeceğim. Hiçbiriyle görüşmeyeceğim. Kendi bilir, ben ne diyeyim abla. Ararsa açarım.
Aramazsa açma. Ararsam da açmazsa kendi bilir abla. Ben bir şey demem. Bir otelde kendi başımayım. Aslında bayramda iki gün kaldınız. Sonra kalacaktınız. Sonra annemi sorma, niye beni sormadı diyor. Niye benim yanıma gelmedi diyor. Oğlum konuşsana. Niye gitmedin? Ben size demedim mi geçen gün dün? Gidin artık o an hemen kaldık otelde kalın. Demedim mi oğlum? Evet dedi. Niye gitmedin annenin yanına? Az sonra durduğunda son gideriz diye düşündük. Orada bu annemle vakit geçirdik. Az da babamla vakit geçirdik. Ondan sonra gideriz diye düşündük. Öldürdük. Duydun mu? Yani bir şey duymayacağım. Onunla da vakit geçirdik. Bununla da vakit geçirdik. Demek orası daha iyiymiş. Ana daha kıymatlı değil. Çocukların telefon numarası yok mu sende? Çocukların telefon numarası yok mu? O karaladığın kadın kendi cebinden çocuklara elbise aldı. Öyle mi? Öyle mi? Yoksa? Aramadın mı şunu? Niye aramadın çocukları? Oğlum ne diyorsunuz otelde? Gelin yanıma diye niye aramadın? Koyun sattı ya dedi babam. Elin cebinden niye para aldı da çocuklarıma bir şey aldırtıyor? Baban koyun. Yani pislik koyunu koyuna sattı ya. Ödesin sen. Ya, alsın sen koyunların ötü parasıyla. Sen ona değil misin? Küfür yok bak. Küfür olmadan istediğiniz kadar birbirinize kızabilirsiniz. Elleme. İşini boşaltsın bugün. Ben bugün olmaz. Sana kendim yok. Ben de. Yayında ikiniz de küfür edemezsiniz. Ne derse desin Elleme. Bugün ben. Ama ben yani rahatım. Mesela. Yasak yasak. Bana her şeyi söylüyor ya. Yarın da iki gün sonra. Yani şeyini yapacak. Ben yapamadıklarım aynısını yapacak. Ne yapacak yani, sana? Yani ben bana söylüyor ya yani şunu şunu yaptı diye. Daha benden fazlasını buldu merak etmesin. Yani kovalamaya başlayacak. Ha yanındaki kişiyle ilgili olarak. Hmm. Ya beni açık, onu açık. Aldatıyorum diye ya da insanlarla görüşüyorum diye beni suçluyor ama yanındaki o şu anda mezunuz o değil ya. O değil dedim ama yani yarın çocuklarımı da üç çocuğumu da alsın yanına. Zaten tasirim gitmez. Ben büyük oğlandan eminim. O gitmez. Tamam. Yanlarına gitmez. Sen yanına göndereceğim bunu. O gitmez. Sen yanına göndereceğim. Annen şunu söyledi. Onu konuşalım sonra ben Şükür'le ilgili neler hatırladığını konuşmak istiyorum. Annen dedi ki ben dedi çocuklarımın soy ismini değiştirmek istiyorum. Erdem soy ismini artık taşımasınlar istiyorum. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra diyor. Yani babanın öyle de böyle cezaevine gireceğine emin o açıdan söylüyor. O yüzden Erdem soy isminden çıkmanızı isteyecekmiş sizden. Sen böyle bir şey kabul eder misin? Ne olacak bu sırada? Ya, şimdiki soru yani doğru değil. O zaman yani belli bir gerçekler sonra ortaya çıksın ondan sonra diyor. Aynen. O zaman taşıyacaklar mıymış? O zaman ben katil olarak cezaevine girersem sizin soyadınızı değiştireceğim, isminizi aynen değiştireceğim. Onu demek istiyor. Yok, değiştirme. Katil yani de olsa. Dışarıdaki olanlara nasıl bakacak? O zaman o gözüyle bak. Ya katil de olsa baban. Değiştirme. Hiç kimse gelmez. Yani bir tahsin, bayan olarak mesela bayan bir kız mesela neden gelsin bir katil çocuğunun yanına? Gelsin o günü konuşalım. O zaman kaç yaşındaydın canım? Bir daha söyler misin? 8. 8 yaşındasın. Ablan Şükür hatırlıyor musun? Yok. Hiç hafızanda yok mu? Yok. Sadece fotoğraf var bir tane. Onda duruyor dayada. Peki 8 yaşındasın. 10 yaşında Sparta'dan dönüyorsunuz. O günleri Sparta'ya gidişini ve sonrasını Sparta köye dönüşünü hatırlıyor musun? Yok sadece köy Isparta olduğumu hatırlıyorum. Onu da arkadaşlar okulda falan geldik. Okul zaten evimizin yanınızdaydı. Abin daha çok hatırlıyor. Abin o geceyi, Tahsin o geceyi hatırlıyor. Ben o geceyi hatırlamıyorum abla. Peki abin Tahsin'le ablanın kaybıyla ilgili hiç konuştunuz mu? Yok konuşmadık. Biz anne. Evde öyle şeyler konuşmayız abla. İyice moraliniz bozuluyor çünkü. Neden moraliniz bozuluyor? Evde küçük çocuk var, biz varız. Oğuzhan var, evet. Sen varsın. Şimdi 10 yıldır senin ablan işte gece yarısı kayboluyor. İşte annen ya da baban başına bir şey getiriyor. Evet. Ne olduğunu bilmiyoruz. İkisi de farklı, ikisi birbirini suçluyor. Annen diyor ki işte gece Tahsin de bu arada anneni doğruluyor. Evet. Hamile olduğunu öğreniyorlar. Arkasından işte baban o gece hastaneye götürüyor. Fakat sonrasında hamile olduğunu öğrendikten sonra annenin iddiasını göre bırakıp kahrediyor, eve geliyor. Evet. Sen annene inanıyor musun? Annem bazı yerlerde yalan söylüyor. Nasıl diyeyim size? O hamileliği yalan. Ben düşünmüyorum yani. Hı. Onu herkese söyledim zaten. Herkese de söyledim. Yalan o. Hamile işi yalan. Hamile işi yalan. Gerisini de bilmiyorum. O
Peki hamile, hatırlamıyorsan hamile işin neden yalan olduğunu düşünüyorsun? Yalan diyebilirim. Çünkü yapamaz. Biliyorum çünkü derken? Bilir, hamile olduğunu bilir. Annem bilir yani. Annem öyle bir insandır ki hamile olduğunu, eğer çocuk, evet, ablam hamileyse ya da sizin başınıza bir şey geldiyse annen sorar mı, araştırır mı? Sorar, araştırır. Bak, babama kötülemek için değil, babam da bilir. Yani İkisi söylese, bilir. Söylese babam ne yapacağını bilir. Ya evlendirir ya bir şey yapar. Yani baba öyle... sessiz kalmaz. Aynen, sessiz kalmaz. Bak oğlun diyor ki, onun yani ablamın eğer hamile olduğunu babam bilse... Tamam, ben yalan söylemişim. O zaman neden kaybolmuş çocuk, onu da sorarım. Tamam, ben yalan söylüyorum. Onu ben bilmem. Onu ikisiler bilir. Hiç annen evde ağlar mıydı? 10 yıl çünkü çocuk kayboluyor, ablan kayboluyor ve aynı birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Ta ki annen Isparta'ya gelip abin Tahsin, pardon, Antalya'ya dayının yanına gidip abin Tahsin'le telefon görüşmesi yaptığı sırada. Evet. Şükür'ün başına gelenler benim başıma da gelebilir diye. Evet. Söyleyince dayın bu görüşme üzerine anneni sıkıştırıyor. Annen önce yani bir kararsız kalıyor, sonra ikna oluyor ve arkasından gidiyor, diyor ki benim kızım 10 yıldır kayıp. Evet. Kocam Mustafa da öldürmüş olabilir, baban öldürmüş olabilir diye bir dilekçe veriyor. Evet, 2 gün sonra yine çıkmış abla. Nasıl? 2 gün sonra çıkmış canlı şeye, karakola gitmiş 2 gün sonra. Evet. Niye hemen dediği gibi gitmemiş? Ha, niye orada tereddüt etmiş diyorsun? 10 yıl önce gitmemiş abla, şimdi çıkıyor. Şu 10 yılı bir seninle bir irdeleyelim, konuşalım istiyorum. Bunlar çok güzel sorular, çok haklısın. Evet. Aynı soruyu babana da soruyor musun? Sorarım. Evet, İstersen şimdi sorayım. Yo, biraz sonra soralım o soruları. Tamam. Sen o 10 yıl boyunca annen ama aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Annen, evet, baban. Nasıl, anlaşıyorlar mıydı, kavga ediyorlar mıydı? Yo, anlaşırlardı. Ayrı yatıyor muymuş? Yani, yataklar ya, ayrı mıydı? Ayrı yataklar. Yataklar ayrı mıydı? Ayrı. Yoktu o. Ayrıdı. Baban eve gelir miydi, evde miydi? Babam evdeydi. Gelirdi, oyuna giderdi. Biz, peki, işe giderdik, babam oyuna giderdim. Annemle baban konuşurlar mıydı? Nasıl, hangi konuda? Hayır, yani sohbet ederler miydi, sık sık kavga mı ederlerdi? Bir karı koca ilişkileri var mıydı? Ya vardı, öyle ederler sohbet. Biz de sohbet ederdik. Beraber şakalaşırdık falan. Güreş yapardık. Ya Mustafa şey, baban dedi ki işte evde yoktum ben. Doğru düzgün eve gelmiyordum bile diyordu da o açıdan. Ama evdeymiş baban. Senin dediklerinden onu anlıyoruz. Evet. Hangi, o zamanlar mı? Evet, evet. Yok, ben şimdiler diyorum. Ben o zamanı sordum, sen o zamanı anlatıyorsun zaten. Yok, o zamanlar hatırlamıyorum ki tabii. Ha? O zamanlardan... Hayır, ben şöyle, 10-12 yaşlarını hatırlamıyorum. 10 seneden sonra diyor, yani ablan kaybolduğundan sonra diyor. Ablan kaybolduktan sonra annem baban birbirlerine nasıl davranıyorlardı diye sordum. İyi davranırlar. Evet, tamam, onu soruyorum işte yani. Tamam, son zamana kadar, aldatma meselesine kadar araları iyi. İyilerdi, aynen. Değil mi? Ben onu anlamaya çalışıyorum. İyi.